Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerle bir aradayız. Her zaman yeminler ediyorum burada tekrardan kısa sürede olacağımı ama bir türlü başaramıyorum bunu. Ah, neyse. Artık çekebildiğimiz kadar siz kankilerimle birlikte bu kanalda olacağız. Nasılsınız? İyi misiniz? Aranızda sınavdan yeni çıkan canım kankilerim var. Sakın sınavı düşünüp de üzülmeyin. Arkadaşlar, sınavı düşünüp üzülmeyin. Ünlü bir düşünür, benim annemin bir sözü var. Diyor ki, okuyan da evde oturuyor, okumayan da evde oturuyor diye. Bu söz artık bana mı geliyor yoksa genel bir düşüncesi mi bilmiyorum tabii ki de. Ama ünlü düşünürümüz böyle dediği için biz de buna ne diyoruz? Evet diyoruz tabii ki de. O yüzden sakın canınızı sıkmayın arkadaşlar. Gerçekten zaten dışarıda üniversite bitirdikten sonra da hiçbir hayaliniz. Çok da modunu düşünmüyorum ama Türkiye şartlarında gerçekten çok zor. O yüzden sıkmıyorsunuz canınızı. Bir yıl geç kazanmanız, iki yıl geç kazanmanız dünyanın sonu değil. Zaten diğer ülkelere göre gençleri olarak hep 1-0, 2-0, 3-0 gerideyiz. Bunda da geride olalım. Boş verin arkadaşlar. Bugün sizlerle sohbet edeceğiz. Kahvem burada. Çikolatasız asla kahve içemem çünkü sade içiyorum. Ve burada Churchill yaptım. Buz var, sade soda, tuz ve limon. Evet arkadaşlar, havalar ısınmaya başladı artık. Gerçekten burası çok sıcak. Adana zaten biliyorsunuz yani. İnsanların sıcaktan psikolojisinin bozulduğu bir şehir. Hemen size görüşmeye gittiğim iş tecrübelerimden bahsetmek isterim tabii ki de. Çünkü bunları sizsiz asla yaşayamazdım. Kendi içimde tutamazdım. Çünkü bunları hemen kankalarıma anlatmam lazım. Ama önce bir çikolatamızı yiyelim. Ağzımız tatlansın. Kahvemizden de yudumlayalım. Devam edelim hemen. Bir kahve ne kadar köpüksüz olabilirse o kadar köpüksüz bir kahve. Bunun sebebi de benim. Çünkü şöyle. Bir çaycımız var. Bir de şey işte kahve makinesi vardı böyle aynı prize takıyordum. Bir tanesini çekip diğerini takıyordum. Kahve makinesinin fişini prize takayım. Hayır tam evet evet. Yok hayır. Hayır hayır devam. Bakın o kadar sakarım ve o kadar unutkanım ki. Ben çaycının fişini prize takayım derken İçi boş bir şekilde kahve makinesinin fişini prize takıyorum. ve diyorum ki bu çaycı neden kaynatmıyor? Sonrasında fark ediyorum ki ben kahve makinesini boş bir şekilde çalıştırıyorum. Çaycıyı takacağım yerde kahve makinesini takıyorum ve kahve makinesi yanıyor. O yüzden artık o yüzden artık cezveyle kahvemi yapıyorum. O da yapamıyorum işte bundan dolayı da. Köpüksüz oluyor. Arkadaşlar gerçekten ben neyin kafasını yarıyorum bilmiyorum. Yani vallahi billahi. Neyse bu işte kahvemin neden köpüksüz olduğunun hikayesiydi. Bir diğer hikayem ise iş görüşmeleri. Şöyle. hey. Abim yolda bağırıyor. Tamam sustum.
Şöyle ben işte kariyer.net'ten bir işe başvuru yaptım. Şimdi şirketin adını veremem çünkü şöyle. Şimdi ben arayan kişi çok rahat bir şekilde böyle işte. Alo Gülçin nasılsın? Ben iyiyim siz nasılsınız? Şimdi numara var çünkü ekranı bilmiyorum. İyi işte ben X. İş görüşmesi için iş başvurusu yapmışsın. Müsait misin? Görüşelim bugün. Ben dedim tamam. Nerede oturuyorsun dedim. Ya şimdi ben de bunun öncesinde bir tane böyle saçma salak bir şeye maruz kaldım. Böyle iş ilanı verilmiş ama yalan bir iş ilanı. Yani öyle bir şirket yok. Ben de korktum dedim. Acaba onlar beni mi tekrardan buldu dedim ki. İşte Adana'da oturuyorum. Adana'nın neresinde dedim. Seyhan işte ne zaman burada? Burada şundan çıkar resim veriyormuşum. İşte ondan sonra ha işte yakınmışsın bizim iş yerimize de falan işte gel görüşelim. Ben de tamam dedim. Sonra dedim ki bu beni aradığı gibi işte alo ben X dediğine göre dedim. Demek ki bu tanıdık biri. Hemen aklıma bu geldi. Yani yoksa diğer iş başvurularında da mesela dönüşler oluyor ama kimse şey yapmıyor. İşte, alo ben X nasılsın demiyor. İşte ben şu iş başvurusu yapmışsın. İşte gel işin detaylarını hani görüşelim tarzında oluyordu. Sonra bir baktım. İçinizde mutlaka tanıdıklar vardır yani tanıyanlar vardır başvuruya gittiğim kişiyi, iş başvurusundaki kişiye. Çünkü şirket kendi şirketiymiş. O yüzden ismini vermek istemiyorum. Bir de uğraşmak istemiyorum gerçekten. Çünkü iyi şeyler söylemeyeceğim. İşte neyse sonrasında bir baktım. Evet ben de öncesinde Instagram'da görüyordum böyle videoları falan düşüyordu şeye, keşfete. Neyse dedim en azından hani Instagram'da falan videoları oluyor işte YouTube'da videoları var. O zaman hani güvendik bir yer olur. Her yere de gidip çalışamıyorsunuz çünkü. Dedim ki gideyim bir görüşeyim dedim. Tabii fal kapatmanız olmazsa olmaz. Ondan sonra işte neyse ben gittim görüşmeye. Direkt kendisiyle görüştüm zaten. İşte şey yapıyor böyle. Yani nasıl diyeyim ki? Böyle o YouTube'da, Instagram'da tanınmanın bir şeyi vardı. Öyle hissettim. Ya da bilmiyorum bana mı öyle geliyor. İşte şey yapıyorum. Zaten biliyorsun hani ne yaptığımıza. Öyle şey düşünmeyin. Bu bakım işte neylerdi falan tarzı şeyler değildi. Benim yapacağım masa başı bir işte. Böyle yönetici asistanlığı gibi. Hani böyle farklı kişiler aklınıza gelmesin diye söylüyorum. Ondan sonrasında da işte zaten biliyorsun hani görmüşsündür ne işler yaptığımızı falan filan. İşte biz göz açık birisini arıyoruz. Demek ki beni yeterince göz açık buldun. Buraya kadar işte normal tamam böyle konuşuyor falan ama bana diyor ki işte let's speak English. Ben diyorum insan okay. Ya zaten bunu herkes bilir yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum saçma sapandım. O, ya biraz cringe diyebilirim. Ondan sonrasında da işte şey oldum. Dedik işte ya dedim ben dedi güvenilir birisini arıyorum çünkü işte zamanında herkes çaldı bizden. Biz dolar kuruyla çalışıyoruz. Herkes bizim paramızı çaldı falan yaptı. Ben dedim ki hem dedim işte üzüldüm sınavınıza falan. Diyor ki işte bilmem kardeşim şu kadar şu kadar maaş alıyordu. Bana vereceği maaşın yaklaşık 7 katı falan. İşte bu kadar maaş alıyordu ama ona rağmen çaldı. Beni irite eden kısım da buydu aslında. Şimdi ben gittim görüşmeye. Kariyer.net'te bir maaş şeyi yazmıyordu. Zaten ben de en az asgari ücret diye hani gidiyorum. Asgari ücretin altında zaten çalışmayı düşünmüyorum ki asgari ücretin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Orası bambaşka bir konu ama evin on asgari ücretin altında da çalıştıranlar var. Ben neyse dedim hani asgari ücretin altında zaten çalışmam. Böyle bir yerde asgari ücretin altında zaten beni çalıştırmaz. Ben yine de gideyim. Hani asgari ücretin üstünde söylerse benim için daha iyi olur. Gittiğim yerlerde de zaten asgari ücretin altı söylüyorsa ben çalışmayacağımı dile getiriyorum. Ya da atıyorum yol masrafım çok fazla olacaksa da bunu da dile getiriyorum. Yani vereceğiniz asgari ücretin zaten atıyorum kaç milyar yola gidecek. Hani değmez benim çalışacağım gibisinden. Sonuçta hepimiz ekonomik özgürlüğümüz için çalışıyoruz. Sonra bana diyor ki işte devletin belirlediği standartlar doğrultusunda hani asgari ücret vereceğiz. İşte çalışma saatleri aynı. Yani belki evet bir işveren olarak haklıdır.
ezan okunuyor arkadaşlar. Ezandan sonra hemen döneceğim. Arkadaşlar cami bizim eve çok yakın. Bu yüzden video falan çekerken ezan okunduğu zaman benim ne söylediğimi anlamayacaksınız. O yüzden kısa bir ara verdim. Tabii siz bu arayı görmeyeceksiniz ama. Geri geldim. Ondan sonra işte şey. Yani 7-8. 8 kat değil de hesap yapacağım. Bir 7 katım falan rahat maaş alıyor. Çünkü bana miktarları falan söylüyor. Artık böyle kendi kendine hava mı kasıyor bilmiyorum. İşte diyor ki o kadar oluyordu ona rağmen diyor işte para çaldı demek yetmedi falan filan. Benim mesela kardeşimde işte benden 7-8 kat fazla vermesi değil. Hani tamam ne bileyim işte akraba kontenjanından falan fazla veriyor mantığını da yürütsem. Sonuçta ben aynı işi yapıyor olacağım sizinle ve ben neden sizin 7'de biriniz kadar maaş alıyorum da siz benim 7-8 katım maaş alıyorsunuz. Sonuçta ben de yani haftanın 6 gününü orada geçireceğim. Sabah 9, akşam 6'ya kadar. Yani zaten ömrümüz bu şekilde çürüyüp gidiyor açıkçası. Masa başında sabah 9, akşam 6 şeyle çalışma standartıyla tamam da. Bir de insan şey diyor hani tamam bu kadar maaş alıyorum. Bari aldığım maaş veya alacağım maaş benim bir hafta sonu tatilime yetebilsin. Hani ay sonunu bu şekilde rahat getireyim ya da ne bileyim bir şeyler benim gözümde kalmasın. Evimi istediğim gibi dizayn edeyim, üstüme istediğim gibi kıyafetler alayım diyorsun. Ama maalesef işte sistem bu şekilde işlemiyor. Orada da zaten bir şey oldum. Yani tamam evet belki ben çalışmak istiyorum veya çalışmaya mecbur da olabilirim. Hani şu anda mecbur değilim de. Yani öyle bir şeyim de olabilir. Ama sizin de bir çalışana ihtiyacınız var. Ve bana şey diyor işte burada kimse sana üstten bakamaz. Hiç kimse sana bir şeyleri emir edemez. Bilmem ne yapalım. Arkadaşlar bir yer bunu söylüyorsa tam tersi olacaktır. Emin olun tam tersi olacaktır. Orada zaten böyle akraba tarzı bir şekilde yönetiyorlardı şirketi. Kendisi anlattı. Ne tarzında yönettiği de çok şey değil ama illa bir kayırma olayı olacak ki oluyor da ki yani gidip de birisine 7 katı veriyorsunuz birisine 7'de birini veriyorsunuz. İşte sonra bana şey yapıyor. Ne zamandan beridir işsizsin? Ya bilmiyorum. Bu da bana çok irite geliyor. Çünkü ben görüşmeye gittim yerde mesela diyorlar ki hani en son işinden neden ayrıldın? Veya işte ne kadar süre çalıştın? Tamam CV'de bunların hepsi yazıyor ama onlar konuşurken de bunları öğrenmek istiyorum. Ne kadar süredir işsizsin? İşte ben kardeşimle birlikte gitmiştim görüşmeye. Onda diyor ki sen ne kadardır işsizsin? Yani hoş değil yani. Kimse sana üstten bakamaz diyor ama bence bu konuşma bile bir üstten bakma. Sonra zaten orada çok böyle şey olmadım açıkçası. Çok ısınmadım. Ama evde oturmaktan da gerçekten sıkıldım artık belli bir süre sonra. Tamam önümde bir KPSS var ama KPSS'ye çalışacak bir modum falan da yok zaten şu anda. Çünkü depremden sonra geldim. Zaten o 3 ayda çalışmam için bir yeterli olmayacaktı diye düşünüyorum. Neyse orada da zaten sıcak bakmadım. Çok içime de sinmedi. Ama dedim ki neyse gider denerim en azından. Gel deseler falan da. Sonrasında da işte şey dedim. Sana CV'mi gösterdi böyle. Biz buna bakmıyoruz aslında dedi. Hani biz dedi gözü açık. Bize yani şey yapmayacak. Hani nasıl diyeyim. İhanet etmeyecek işte hani paraları falan çalınmış öyle olmayacak falan filan tarzında. Sonuçta beni mecbur tutan bir şey yok yani gitsem de bir hafta şey olur. Atıyorum denerim ya da bir ay ben denerim onlar beni dener de olmadığı yerde şey yapardım zaten. İşte sonrasında dedi ki olumlu olumsuz olursa olumlu olursa sana dönüş yapalım dedi. Ben dedim ki olumsuz olursa da bana dönüş yapın dedim. Çünkü ben hani başka yerlerle de görüşüyorum sonuçta süre zarfında. İşte tamam dedi. Olumlu da olumsuz da olsa dedi. Başka şey yaparım dedi. Dönüş yaparım dedi. İşte bir de Malatya'da depremden geldiğimizi falan öğrendi. Neden ne kadar sürede işsizsin deyince ben dedim ki depremden sonra işsiz kaldım yoksa çalışıyordum. İşte bir şeye ihtiyacın olursa bana mesaj at falan filan yaptı. Tabii zaten atmadım da. İşte olumlu olumsuz da bir dönüş yapılmadı. Hani kariyer.net'ten de o ilan kaldırıldı. Demek ki birilerini buldular. Yani bilmiyorum arkadaşlar. İş görüşmesine gittiğiniz zaman sanki böyle şey ya da ben daha yeni bu yolun başındayım diye mi bana öyle geliyor? Gerçekten bilmiyorum. Yani işveren olmanız, sizin birilerine üstten bakmanız veya dünyayı ben yarattım havasında bürünmeniz olmamalı.
Çünkü sizin sisteminizi döndüren biz çalışanlarız. Yani ben olmadığım sürece senin o çarkın dönmeyecek. Ben aslında artık iş görüşmelerine bunu bilerek gidiyorum, biliyor musunuz? Önceden olsa belki böyle daha az özgüvenli, böyle omuzlarım daha böyle çökük bir şekilde giderdim. Artık daha dik bir şekilde gidiyorum. Böyle kimseye eyvallahım yok falan. Bu yüzden de kimse bana dönmüyor arkadaşlar. Ya daha dik bir şekilde giderken gittiğimde şey yapmıyorum yani. Benim de soracak sorularım varsa sorularımı soruyorum. Aklıma yatmayan kısımlar varsa, yanıldıkları yer varsa ona göre tavrımı takınıyorum. Yani mesela haksız bir şey dese evet haklısınız. Böyle yapmıyorum. Yapmayacağım arkadaşlar. Çok sinirliyim çünkü gerçekten asgari ücrete çalıştırıyorsunuz insanları ki buna ben de dahilim yani. Ben de şimdi gideceğim, çalışacağım yerde kimse bana zaten asgari ücret yükseldi de yani daha faaliyete geçmedi ama kimse bana şey demiyor. Aa gel senin 20 milyardan başlatalım. Kimse demiyor zaten. Asgariden başlatacaklar ama zaten asgari dediniz sizin hayatınızın en minimum ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bir şey. O da böyle şeyse aile evinde yaşıyorsanız, işte bekarsanız, bir sorumluluğunuz yoksa bunu yapabilirsiniz. Yani evli, işte çocuğu olan bir ailenin asgari ücretle kirada geçinmesi bence gayet zor. Özellikle büyük şehirlerde. O yüzden bunun farkında olarak diyorum. Sen zaten benim ihtiyaçlarımı minimum düzeyde karşılayacağım kadar maaş vereceksin bana. Bir de gelip senin önünde el pençe divan mı durayım? Durmayacağım arkadaşlar. Durmuyorum da. Böyle yaptığım için de herhalde kimse dönmeyecek bana. Dönmüyor da. Yani bu ülkede çok dil bilmeniz ya da ne bileyim işte kendinizi çok geliştirmeniz. Bence işverenler tam tersini arıyor, biliyor musun? Kendini geliştirmemiş, her şeye okey diyecek, işte böyle el pençe divan duracak birilerine diyorlar ki daha fazla iş yaptırsınlar, daha fazla böyle üzerinize iş bindirsinler. İşte şey diyor bana görüşmeye gittiğim yer. Diyor ki işte adam 7 dil biliyor, geliyor buraya diyor. Ben ona iş vermeye utanırım. İş vermeye utanma. Sen o 7 dil bilen kişiye asgari ücret vermeye utan bence. Yani sen eğer kendi şirketine bir şeyler katacak birisini arıyorsan ki hani dil üzerinden dönen bir sektörse 7 dil bilen birisini sen daha güzel bir alana yerleştir. Ya da tamam aynı işi yaptır ama asgari ücret vermeye utan. Adam 7 dil biliyor. Demek ki adam şu anda burada mecbur buna görüşmeye geliyorsa. Sen de adamın kendi geliştirmesine, senin şirketine sağlayacağı katkıya istinaden daha fazla maaş ver. İş vermeye utanmayın yani. Ben işverenlere ait bir konuşma yapacağım bundan sonra. Gittiğim her yerde. Bir tanesi de bana şey diyor mesela. Kadın çalışanların olduğu yerde sıkıntılar oluyor. Dedikodular oluyor. Erkek çalışanların arasında biz bu sorunlara rastlamıyoruz. Siz ne konuşuyorsunuz mesela? Siz ne konuşuyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Ah, gerçekten bilmiyorum yani. Sonuçta şu anda iş görüşmesini yaptığı kişi benim. Ben de bir kadınım. Ben böyle bakıyorum yani. Hiç demiyorum yani sen bana mı diyorsun? Ne konuşuyorsun sen yani? Böyle boş konuştukları zaman gerçekten hiç şey yapmıyorum. Sen benim yapacağım işe bakacaksın. Yok kadınlar dedikodu yapıyor iş yerinde, yok şunu yapıyor. Sanki siz ne yapıyorsunuz? Bakın benim sinirlerimi bozmayın. Buradan işverenlere sesleniyorum. Benim sinirlerimi bozmayın. Arkadaşlar ben çok pis gaza geldim. Bundan sonra artık videolarımda gerçekten linç videoları çekmeye karar verdim artık. Özellikle işverenlere bir linç videosu. Ondan sonra kime linç videosu çekelim? Ona da siz karar verin artık. Kime linç videosu çekmek isterseniz ona linç videosu çekelim yani. Gerçekten artık gına geldi yani. Bir de burama kadar geldi. Hani benim boyum da kısa. Buraya kadar gelmesi de çok kolay oluyor. O yüzden ne diyeyim arkadaşlar, yani hepimizin hakkında hayırlısı Allah gerçekten herkesin gönlüne göre versin ve bizi hak ettiğimiz yerlere ulaştırsın. Amin. Hepinizi çok seviyorum. Canım kankilerim. Görüşmek üzere. Sınavlarınız kötü geçtiyse de üzülmeyin. Bir işiniz yoksa da üzülmeyin. Çünkü bizi hiçbir yer ve hiç kimse hak etmiyor. Merak etmeyin. Ben hep sizlerleyim canım kankilerim. Hoşça kalın.